Yani şunu diyebilir miyiz? Yani bu bir tecelli, bu bir ibret. Hiç kimse babam put yapıcısı, put tapıcısı diye tevhide erişme konusunda bahane gösteremez. Eyvallah. Ya da hiçbir mümin babasının put tapıcılığından, put yapıcılığından ötürü ayıplanamaz. İbrahim ve Azer ilişkisi bize harika bunu mu söylüyor? Aynen bunu söylüyor. Aynen, hatta daha fazlasını söylüyor. Put yapımcısı bir babadan ümit kesmeyin. Babadan keserseniz evladından kesmeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir babadan İbrahim gibi bir çocuğun doğmayacağına garanti yoktur. Böyle bir şeyi kimse söyleyemez. Bu anlamda hiçbir evladı babasından dolayı suçlamayın. Hiçbir babayı da bu anlamda, eğer hakkını verdiyse, görevini yaptıysa, vazifesini eda ettiyse, evlattan dolayı suçlamayın. Onun için burada tam da Azer üzerinden verilen şey, hem ümit kesme, aslında belki misal şu olmalı: baban Azer de olsa, put yapımcı da olsa, eğer seninle Allah arasına giriyorsa babana da la de. La. La. Yani la ilahe derken, yani hayır derken, o hayırın içine eğer Allah'la arana geriliyorsa babanı da koy. Oradan onu da çıkarıyoruz. Hatta belki oraya getireceksiniz, bilmiyorum. Eğer senin doğduğun coğrafya, yani vatanın Rabbine kulluk etmene izin vermiyorsa, o zaman kendine yeni bir coğrafya seç. Daha devam eder bu da, oralara geleceğiz herhalde. Hatalar hatırını, Allah'ın hatırının önüne geçirmeyeceğiz. Geçirme. Yani. Esasında